Herkese selamlar. Göçmenlik hukukundaki son gelişmelerle ilgili yeni yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün Göçmenlik Bürosu ve Dışişleri Bakanlığı ile ilgili gelişmelerden bahsetmek istiyorum. İlk güncellememiz Göçmenlik Bürosu ile ilgili. Göçmenlik Bürosu COVID nedeniyle devam eden başvurulara cevap vermedeki sürelerin uzatılmasıyla ilgili hükmün 26 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Bilindiği gibi COVID'den dolayı dosyalara cevap vermeyle ilgili konularda gecikmeler yaşanabiliyor. Göçmenlik Bürosu bununla ilgili bütün sorgulama ve red kararı başvurularına genel itibariyle 60 günlük bir ek süre tanıdı. Bu süre Mart 26 2022'ye kadar uzatıldı. Dolayısıyla 26 Mart 2022'ye kadar Göçmenlik Bürosu'ndan bir mektup alan dosyalar, bir sorgulama alan dosyalar cevap tarihlerinin üzerine 60 gün ekleyerek otomatik olarak 60 gün sonrasında da o süre içinde de gönderilebilecek. Göçmenlik Bürosu ile ilgili ikinci güncellemem H1 dosyaları ile alakalı. Her sene bu sezon, bu dönemlere H1 kota sezonu diyoruz. Çünkü H1 vizesi her sene yılda bir kez açılıyor. Bu Mart ayında oluyor. Ve Mart ayında registration dediğimiz, kayıt dediğimiz prosedür sonucunda seçilen dosyalar Nisan ayından itibaren dosyalarını gönderebiliyorlar. H1B vizesi neydi? Profesyonel işçilere Amerikan şirketlerinin yapmış olduğu başvurular. Bununla ilgili ayrı bir H1B vizesi videosu var. Detayları oradan edinebilirsiniz. Ama kısaca H1B başvurusu yapmak istiyorsanız, bir işvereniniz varsa profesyonel bir pozisyon üzerinden H1B başvurusu yapacaksanız şu anda hazırlık için doğru zaman. Çünkü Mart ayı itibariyle kayıt dönemi başlayacak. Mart'ta kuradan seçilen dosyalarda daha sonra Nisan ve Mayıs aylarında Göçmenlik Bürosu'na gönderilecek. Dolayısıyla H1B vizesi müracaatı yapmak istiyorsanız şu anda hazırlıklara başlamak için doğru zaman olduğunu hatırlatmakla yetinelim. Göçmenlik Bürosu ile ilgili diğer güncelleme I-539 dosyaları, yani Amerika içinde yapılan statü uzatması, statü değişikliği gibi başvurular için kullanılan I-539 formuyla alakalı. Bilindiği gibi I-539 formu kişinin statüsünü uzatmak için, başka bir statüye geçmek için kullanabildiği genel bir formun ismi. Mesela Amerika'da turist statüsünü uzatmak isteyenler veyahut da F1 statüsüne geçmek isteyenler genel itibariyle bu formu dolduruyorlar. Bu işlemlerin kişilerin kendileri tarafından yapılmasını genelde tavsiye etmiyoruz. Çünkü çok teknik başvurular. Ancak eğer kişiler başvuruları kendileri yapıyorlarsa ve bunu online sistem üzerinden, yani Göçmenlik Bürosu'nun web sitesi üzerinden yapıyorlarsa, şu unutulmamalı ki bu başvuruların parmak izi, fingerprint notice dediğimiz parmak izi notisleri sistemin içinde dijital olarak kaydediliyor. Sizin sistemin içine girip o parmak izi kaydını print etmeniz, yani çıktısını almanız gerekiyor. Bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Potansiyel müvekkiller bu başvuruları kendileri yapmışlar. Fakat adreslerine bir parmak izi mektubu gelmediği için parmak izi randevusunu kaçırmışlar. Çünkü aslında o randevuların çoğu postayla gelmiyor, sistemin içinde oluyor ve siz onu kendiniz download ediyorsunuz, kendiniz indiriyorsunuz, çıktısını alıyorsunuz. Bu şekilde tarihten haberdar oluyorsunuz. Göçmenlik Bürosu size ayrı bir tarih bildiriminde bulunmuyor. Bu da dosyaların reddine kadar yol açabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda böyle birkaç olayla karşılaştık, bize ulaşanlar oldu. Bunu bir hatırlatma olarak sizlere de belirtmek istedim. Göçmenlik Bürosu ile ilgili başka bir güncelleme harç ücretlerinin artışıyla alakalı. Kanalı takip edenler hatırlayacaktır, Trump döneminde harç ücretlerinin ciddi manada artmasıyla ilgili bir teklif gelmişti, bir tasarı gelmişti. Fakat bu Trump'ın gitmesi, Biden hükümetinin gelmesiyle rafa kalktı, ortadan kalktı. Herhangi bir harç ücreti artışı olmadı. Şimdi Biden hükümeti harç artışını tekrar ele aldı. Trump hükümetindeki kadar yüksek bir şekilde harçların artması beklenmiyor. Ama 2022 senesi içinde Göçmenlik Bürosu'na gönderilen başvuruların harçlarının artışı söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu konuyla alakalı önümüzdeki günlerde bir hareketlenme yaşanacağını düşünüyorum. Oldukça da biz size bunu duyuracağız. Aslında harç artışı konusu Göçmenlik Bürosu'ndan Dışişleri Bakanlığı'na geçiş için güzel bir konu. Çünkü Dışişleri Bakanlığı da aynı zamanda harç ücretlerinin arttırılmasını öngören bir teklif yayınladı.
Dışişlerinin harç ücretlerini arttırması demek, konsoloslukta yapılan başvuruların harç ücretlerinin artması demek. Mesela turist vizesi gibi, mesela petition based dediğimiz H1, L1, O1 gibi vizelerde konsolosluk randevusunun ücretinin artması gibi veya E1, E2 başvurularında harç ücretlerinin artması gibi, yine konsolosluk üzerinden yapılan aile birleşimi dosyalarında harç ücretlerinin artması gibi. Bu şu anda bir teklif aşamasında. Bu kanunlaştığında, kanun haline geldiğinde hem YouTube kanalında hem de aynı zamanda sosyal medya kanallarında bu harç artışını mutlaka duyuracağız. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bir başka güncelleme de vize bülteninin yayınlanması ile ilgili. Şubat ayının vize bülteni yayınlandı. Şubat ayında dikkatimizi çeken iki tane konu var. Bir tanesi evlilik üzerinden başvuru yapan green card sahiplerinin hala vize kategorilerinin güncel olması. Şubat ayında da aynı Amerikan vatandaşı gibi dosyaları hızlı bir şekilde ilerleyebilecek. Bunun yanı sıra DV Lottery dosyalarıyla alakalı numaraların sadece Mart ayı itibariyle 13.500'e ilerlediğini görüyoruz. Bu bir önceki ayda 13.000'di, daha sonra 13.500'e ilerledi. Bu gerçekten çok az bir artış. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yıla girerken yayınladığı bir genelge çok ilgi çekiciydi. Bu F1 öğrenci vizesi ile alakalı. Bilindiği gibi F1 öğrenci vizesi başvurusu yapanlar konsoloslukta günün birinde kendi ülkelerine geri döneceklerini ve kendi ülkeleriyle ciddi bağlantıları olduğunu ispat etmeleri gerekiyor. En azından Trump dönemindeki uygulama bu şekildeydi. Biden hükümeti F1 vizesi ile alakalı yeni bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre konsolosluklara aslında F1 vizesi başvurusu yapan kişilerin kendi ülkeleriyle olan ilgilerinin, bağlarının ne derece olması gerektiğini, incelemeleri gerektiğini anlattı. Bu genelgede kısaca F1 vizesi başvurusu yapan kişilerin genelde yaşı genç olan öğrenciler olduğu ve bulundukları yaş itibariyle konumlarının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Örnek vermek gerekirse, tipik bir F1 vizesi öğrencisi ya lise mezunu ya da üniversite mezunu, hayatının daha baharında henüz kariyerine başlamamış, bir eğitim almak için, İngilizce öğrenmek için, master programı için Amerika'ya geliyor olabilir. Ve bu kişiler özellikle yaşları genç olduğu için, mesela yaşı çok daha büyük olan bir başvuru sahibi gibi kendi ülkeleriyle çok fazla bağlantıları olmayabilir. Mesela evli olmayabilirler, mesela bir işleri olmayabilir, sabit bir işleri olmayabilir. İşte Dışişleri Bakanlığı konsolosluğa göndermiş olduğu genelgede dedi ki, sanki turist vizesi başvurusu yapıyormuş gibi yaşı büyük olan insanların kendi ülkeleriyle olan bağlarını mutlaka illa da öğrencilerde aramanız gerekmiyor. Bu konuda biraz daha İngilizce tabiriyle lenient, yani Türkçe tabiriyle biraz daha esnek olabilirsiniz şeklinde bir genelge yayınladı. Tabii Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bu genelge, konsolosluklara bir emir, bir direktiften ziyade konsoloslukların vize başvurularını değerlendirirken takdir haklarını nasıl kullanmaları gerektiğiyle alakalı bir tavsiye kararından, bir açıklamadan ibaret. Dolayısıyla konsolosluklardaki, başvurulardaki konsolosluk görevlilerinin bakış açısının sadece Dışişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bu genelge nedeniyle değişeceğini düşünmek tek başına doğru bir karar, doğru bir beklenti olmayabilir. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir genelge yayınladığını da belirtmiş olalım. Bakalım Ankara ve İstanbul bunu nasıl değerlendirecek, onu ilerleyen zaman içinde göreceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı başka bir genelgede mülakat yapmadan konsolosluktan vize alabilecek kişiler ve kategorilerle alakalı. Bu da Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı bir genelge. Birkaç hafta oldu. Sosyal medya kanallarında paylaştık. Şimdi de biraz detaylı şekilde burada anlatmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bu genelge COVID nedeniyle konsolosluğa mülakata gidemeyen bir sürü insandan kaynaklanıyor. Konsolosluğun mülakatları açamaması, insanların mülakata gidememesi ama bir yandan da vizelere olan ihtiyaç. Peki bu nasıl halledilecek? Dışişleri Bakanlığı dedi ki bazı vize kategorilerinde mülakat olmadan da vize verebilirsiniz. Tekrar ediyorum, bu bir direktif değil, bu bir yetki vermedir. Konsolosluklara bu konuda takdir hakkınızı kullanabilirsiniz demedir. Peki bu genelgede neler var? Kısaca şunlar var. Petition based dediğimiz vizeler, H1, L1, O1, P1 gibi vizeler. Aynı zamanda F1 vizesi, bir de H2 vizesi. Bu kategorilerde başvuru yapan kişiler, eğer konsolosluktan daha önce başka türlü bir vize almışlarsa, o zaman yeni vize başvurularında mülakata çağrılmadan da posta üzerinden pasaportlarına vize vurulabilir, mülakata gitmelerine gerek olmayabilir.
Dolayısıyla şart daha önce herhangi başka bir kategoride konsolosluktan vize almış olmak ve akabinde yeni yaptığınız başvurunun yani konsolosluğa vize randevusu için gitmek zorunda olmadığınız kategorinin petition based dediğimiz vizeler veyahut da F1 vizesi olması gerekiyor. Tabii bu hükümden yararlanabilmek için aynı zamanda daha önce herhangi bir vize reddi yememiş olmak ve yaşadığınız ülkeden başvuru yapıyor olmanız gerekiyor. Bu birinci kategori. İkinci kategoride mülakat yapmadan vize alabilecek kişiler olarak da şunlar adlandırılıyor. Daha önce aynı vize kategorisinde konsolosluktan vize almış ve 48 ay içinde aynı vize kategorisinde tekrar bir yenileme başvurusu yapan kişiler. Bunlar turist olabilir, F1 olabilir, petition based dediğimiz H1'lar, L1'lar, O1'lar, P1'lar olabilir. Daha önce konsolosluktan bu kategoride bir vize aldıysanız ve tekrar 48 ay içinde yeni bir vize müracaatı yapıyorsanız konsolosluğa gitmeden, mülakat yapmadan vize alma durumunuz, posta yoluyla vize alma durumunuz söz konusu olabilir. Tekrar etmek gerekirse konsoloslukların bu vize mülakatlarını vermeden posta üzerinden vize verme yetkisi tamamen kendilerinin kullanacağı bir takdir yetkisi içinde değerlendirilecek. Peki bir başvurunun mülakatsız mı yoksa mülakatlı mı olacağını nasıl anlayacaksınız? DS-160 formunu doldurup mülakat alma sayfasına gittiğinizde gerekli bütün işlemleri yaptıktan sonra mülakat sayfasında size mutlaka mülakat almanız gerekiyor veya postayla da gönderebilirsiniz şeklinde bir bildirim çıkıyor. Ancak bu şekilde anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı çoğunlukla DS-160 doldurup mülakat alma safhasına gelmeden cevabını bilebileceğiniz bir şey değil. Konsolosluk kendi değerlendirmesine göre sizi mülakata çağırabilir veyahut da postayla işlemi gerçekleştirileceğini size belirtebilir. Son olarak İstanbul ve Ankara Amerikan konsolosluklarında mülakatlarla ilgili genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Gördüğümüz kadarıyla Aralık ayından beri turist vizelerinde bir açılma olmadı. Konsolosluğun bilindiği gibi turist vizelerindeki randevuları açıp ileri tarihe verilmiş randevuların başvuru sahipleri tarafından erkene çekilmesi gibi uygulamalar oluyordu. Tahmin ediyorum biraz yılbaşı tatili, biraz da Omikron'un çok aktif olması nedeniyle konsolosluk yeni vize mülakatları hiç açmadı. Dolayısıyla son bir ayda mülakat tarihini yakın zaman alabilenleri çok fazla duymadım. Ama konsolosluğun kendi iradesiyle erkene çektiği mülakatlar her zaman olabilir. Yine önümüzdeki dönemlerde konsolosluk kişilerin kendilerinin bu mülakatları öne çekmesi için tekrar sistemi açabilir. Bunu sık sık takip etmek gerekiyor. Petition based dediğimiz H1, L1, O1, P1 gibi vizelerde mülakat tarihleri yavaş da olsa veriliyor. Göçmen olan vizeler, aile birleşimi, bunlarda da yavaş da olsa mülakatlar veriliyor. Herhangi bir mülakatın kapanması gibi bir durum söz konusu değil. Konsolosluklar aslında aktif bir şekilde çalışıyorlar. Fakat mülakatların biraz yavaş verildiğini söylemek mümkün. Son olarak konsolosluklardaki E1 ve E2 vize mülakatları ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü bilindiği gibi Ocak ayından itibaren ilk defa İstanbul'daki Amerikan konsolosluğu tekrar E1 ve E2 vizelerini açtı. Neredeyse yaklaşık 2 yıllık aradan sonra yeni bir mülakat sistemiyle beraber E1, E2 randevuları açılmış oldu. Şu ana kadarki tecrübemiz şu. E1, E2 vizeleriyle alakalı mülakat sayısı çok sınırlı ve bunlar çok yakın tarihe veriliyor. Bir turist vizesindeki gibi 2023'e, 2022 sonlarına bir mülakat tarihi verilip daha sonra erkene çekilmeye çalışılması gibi bir durum söz konusu değil. Daha ziyade bir ay sonraki mülakatlar bu ay açılıyor. Ondan sonraki ayki mülakatlar bir ay sonra açılacak gibi bir düzen söz konusu. Mesela biz Aralık'ta Ocak ayına, Ocak ayında da Şubat ayına randevu alabildik. Tabii bekleyen dosya sayısı fazla olduğu için ve mülakat sayısı çok fazla olmadığı için yine E1, E2 vize mülakatı alma konusunda bir yığılma, bir bekleme durumu söz konusu olabilir. Bunu önümüzdeki aylarda daha rahat göreceğiz ama şu an itibariyle gözlemlerimiz, tecrübelerimiz bunlardan ibaret. Efendim son birkaç hafta içindeki göçmenlik hukukuyla ilgili güncellemeleri derleyip toplayıp önemli olanlarını size kısa kısa anlatmaya çalıştım. Bunlar Göçmenlik Bürosu ve Dışişleri Bakanlığı ile ilgiliydi daha çok. Umarım faydalı olmuştur, umarım işinize yaramıştır. Kanalımıza abone olabilirsiniz, videoları beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu konularla ilgili yorumlarınız varsa, sorularınız varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.